Kitle iletişiminin tarihte belki de ilk defa gerçekten geniş kitlelerle iletişimi mümkün kıldığı internet çağında herkes teorik olarak sınırsız kaynaklardan doyasıya besleniyor. Pek çoklarının aklında ise ortak bir soru var. Geleneksel medya yeni medyanın düzen ve iş yapış şekillerini ne kadar anlıyor? Geleceğin iletişimini tamamen internette olacağını iddia edebilir miyiz? Zamanın ruhunun bu bölümünde medyanın dönüşümüne bakmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar klasik, geleneksel, konvansiyonel medya araçları radyoydu, televizyondu. Bugün web, internet dediğimiz yeni bir araç var. Ve büyük oranda internetteki medya organlarının da zaten bu klasik, konvansiyonel ve geleneksel gibi farklı tabirlerle adlandırılan medya kuruluşları olduğunu görmekteyiz. Yani tek başına ortaya çıkmış bir internet medyası henüz yok. Burada aslında gazetecilerin yaptığı internet gazeteciliğinden çok vatandaşların, sıradan insanların haber yapabiliyor olması ya da haberlerle ilgili daha çok yorumlar, alternatifler üretebiliyor olması yeni bir alan getirdi bize. Okuyuculara aslında alternatifler sunuyor artık. Hani bir haberi bir geleneksel medyadan almak yerine farklı yerlerden okuyup başka gözlerden bakabiliyoruz. Aslında burada hani yeni bir habercilik yapılmıyor. Yeni bir gazetecilik alanı da açılmıyor. Geleneksel bir mecra aslında yeni bir mecraya taşınmış oluyor. Tek farkı bu oldu. Baktığımız zaman gazetelerin internet sayfalarına ya da direkt haber sitelerine baktığımızda upuzun aşağıya kadar akan haberler görüyoruz. Yani o internetin yapısına ve okumanın aslında yapısına, internetteki hani bizim internet bizim okuma şeklimizi değiştirdi. Bir kitabı alır gibi düz bir okuma yapmıyoruz artık. Hani linkler var, tıklıyoruz, oradan oraya atlıyoruz, geri dönüşler yapıyoruz. Dolayısıyla gazeteler dümdüz aktığı zaman, o upuzun indiği zaman haberler hiçbir anlamı olmuyor. Yani orada gazetenin bir kopyasını görüyoruz sadece elektronik ortamda. Ne demek? Okur neredeyse gazeteler oraya gitmek durumunda. Belki eskiden okur gazeteler nerede idiyse oraya gidiyordu. Bayiye gidip gazete alıyordu. Şimdi ise gazete okur nerede? Diyelim ki sosyal medyada bir şekilde sosyal medyaya geçiş yapması gerekiyor. Eğer mobildeyse yani cep telefonundaysa gazeteler yine buraya, burada olmak zorunda. Tablet, yine tekrar söyleyeyim, tabletteyse tablette olmak zorunda. Çünkü tablet çok iyi avantajlar sunuyor. Gazeteler burada olmak zorunda. İletişim gücünün üretici tekelinden çıkıp tüketiciyle paylaşılan bir platforma dönmesini sağlayan sosyal medya, her şeyi olduğu gibi medyayı da büyük bir değişime zorladı. Aslında sosyal medyadaki gazeteciliğin ya da iletişim süreçlerinin bir anlamda merkez medyada yer alan ve zaman zaman manipülatif, zaman zaman spekülatif, hatta zaman zaman dezenformasyon odaklı olabilen haberciliğin bir çeşit temize çekme mekanizması olduğunu düşünüyorum. Daha Türkçe yani daha sade söylemek gerekirse merkez medya ve merkez medyayı yöneten odaklar ve güçler ve o güçlerin bir parçası olarak orada yer alabilen zaman zaman meslektaşlarımız bundan sonra tırnak içinde atını tayını çok rahat oynatamıyor. Niye? Çünkü sosyal alemde ya da internet gazeteciliğinde hiç tanımadığınız sivil biri, hatta bazen kimliğini bile bilmediğiniz, gerçek ismini bile bilmediğiniz biri sizin haberinizi anında temize çekiyor. Diyor ki yok canım öyle değil böyle. Ve dolayısıyla aslında bir anlamda bir demokratik denge geliyor. Yani merkez medyanın ya da geleneksel mecraların yaptığı haberciliğin sağlamasını sosyal mecralar üzerinden yapabilirsiniz. Demokratikleşme dediğimiz biraz bu galiba. Tabii ki bunun kolaylaştırdığı yönleri var ama bir gazeteci olarak sizin daha önceden yapmakta olduğunuz bir takım fırsatları elinizden alması da söz konusu.
Örneğin bugün Suriye'de siz bir gazeteci olarak, uluslararası basın mensubu olarak giremiyorsunuz. Fakat oradan size, siz girseniz bile alabileceğinizin çok daha ötesinde görüntü ve veri akışı geliyor. Aynı şey diğer Orta Doğu ülkelerinde de oldu. Örneğin Mısır'da, Tahrir Meydanı'nda, evet belki bir iki alanı bildiğim eskisi gibi kanallar canlı verebilirken, bir cep telefonuyla bir Mısırlı kameraların olmadığı bir yerde, belki gözlerden uzak bir yerde çok daha çarpıcı bir görüntüyü yakaladı. Ve biz buna İstanbul'dan, Berlin'den, Brüksel'den, Washington'dan, herhangi bir şehirden sadece internete girerek bu görüntülere ulaşabilir hale geldik. Şimdi burada en önemli şeylerden bir tanesi küresel olarak insanların zaman mekan sınırı tanımaksızın birbirleriyle arkadaş olabilme ya da belli bir motif etrafında toplanıp işte o motif etrafında sivil oluşumlar, sanal cemaatler oluşturması şeklindeydi. Bu işte ilk bunun etkileri sosyalliğin ötesinde siyasal etkileri de oldu bunun. Sosyal medya gerçekten bu bir kısım insanların devrim dediği ya da isyan, ayaklanma adına ne denirse tabii ki etkili oldu. Ama bunlar başlı başına Twitter ya da sosyal medya devrimleri değil. Bu ilk olarak İran'da güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ortaya çıktı. Muhalif lider Musavi'nin yandaşları Ahmedinejad'ın kazandığı seçimden sonra hem haberleşme hem de örgütlenme açısından bu sosyal medyayı kullandı. Fakat insanlar sosyal medya üzerinden günün belli saatinde buluşma yerleri belirlediler. Buralarda tekrar örgütlendiler. Böyle bir fonksiyon oldu. Bir de bu ayaklanmaların ya da devrimlerin artık nasıl adlandırırsanız devamlılığını sağladığını düşünüyorum. Hem dediğim gibi örgütlenme açısından hem de gelen görüntüler, insanların gösteriler sırasında çektiği şiddete dönük görüntüler belki daha fazla insanların sokağa dökülmesine neden oluyor. Yani bence sosyal medya bir hızlandırıcı ve örgütlenme aracı olarak etkili ama başı başına bu hareketlerin kaynağı değil. Kitlelerin motivasyonunda ortak paydalar bulmak kimi zaman olayları basite indirgemeyle sonuçlanabilir. Ancak medyanın internetle dönüşümünde açık olan bir gerçek var ki örgütlenmeden haberdar olmaya, ses çıkarmadan protestoya kadar kitleye dair her şeyin öncelikli adresi uzunca bir süre daha başta sosyal ağlar olmak üzere internet olmaya devam edecek.